Herkese selamlar. Ben fehmiuyar.net'in editörü. Bugün sizlerle JavaScript eğitim setimizin 20. dersiyle devam edeceğiz. Scope konusuna bakacağız. Faaliyet alanı. Nedir bu? Burada yerel değişkenler ve küresel değişkenler, global değişkenleri göreceğiz. JavaScript'te iki tür faaliyet alanı vardır. Scope'lara faaliyet alanı diye çevirdim ben. Normalde kapsamdır ilk anlamı ama şu an bu konuya en uygun anlamı faaliyet alanı demek. Lokal faaliyet alanı ve global faaliyet alanı vardır JavaScript'teki değişkenlerin. Bunların ne demek olduğunu inceleyelim. JavaScript fonksiyonunun faaliyet alanı bir faaliyet alanı var fonksiyonun tabii ki. Her fonksiyon yeni bir faaliyet alanı oluşturuyor diyor. Ben şöyle bir scope diye bir bakın bu kendi içerisinde bir faaliyet alanına dönüştü artık. Bu sanki bağımsız bir ülkeymiş gibi davranıyor. JavaScript'i bir dünya olarak algılarsanız function scope artık scope isimli bu fonksiyon bir ülke olarak bağımsız bir ülke olarak faaliyet alanı var. Burada da fonksiyonumu çağırdım. Scope bu değişkenlerin erişilebilirliğini belirler. Ne demek istiyoruz? Şimdi bir değişken dışarıdaysa fonksiyon buna nasıl erişecek? Fonksiyonun içerisinde ise biz buna dışarıdan nasıl erişeceğiz? Erişilebilirlik değişkenlere nereden erişilebilir? Onu belirliyor. Scope olayı. Bir fonksiyonun içinde tanımlanan değişkenlere fonksiyonun dışından erişilemez. Diyor ki böyle bir şey belirledin. Diyor sen gelip de bunu dışarıdan erişemez. Bak şu anda dışarıdayız. Bu içeride. Bu artık lokal değişkendir. Yani yerel. Sadece scope adlı ülkenin kullanabileceği bir değişken. Gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. F12'ye basıyorum. Herhangi bir hata da yok. Erişemeyiz. Kesinlikle. Bir JavaScript fonksiyonu içerisinde belirlenen değişkenler fonksiyona lokal olur. Evet, yani diyor ki bu yerel bir değişkendir ve sadece şu fonksiyonun içerisinde erişilebilir. Dışarıda erişilemez. Lokal değişkenler yalnızca fonksiyon içinde tanınır. Çünkü aynı isme sahip değişkenler farklı fonksiyonlarda kullanılabilir. Yani şunu diyor. Diyor ki niçin lokal değişken var? Diyor çünkü farklı 100 tane fonksiyonun var. Hepsinde name değişkenini kullanmak istiyorsun. Olabilir, neden olmasın diyor. Bakın name isminde iki tane aynı değişkeni kullandım ben. Görüyor musunuz? Bu mümkün. Diyor böyle bir şey olacağı için diyor her yerel değişken sadece kendi fonksiyonu içerisinde sınırlı. Fonksiyon bittiğinde ise siliniyor onlar. Bakın lokal değişkenler bir fonksiyon başlatıldığında oluşturulur ve fonksiyon tamamlandığında silinir. Fonksiyon tamamlandığında bu silindiği için buradan tekrardan tanımlayabiliyoruz. Burada fonksiyon tamamlandığında silindiği için bir başka fonksiyonda tekrar tanımlayabiliyoruz gibi. Bir fonksiyonun dışında bildirilen bir değişken global olur. Şunu diyor. Diyor ki geldiniz siz şurada küresel bir değişken yapmak istediniz. Yani global. Name demeyelim de ne diyelim? Ne diyelim? Scope değişkeni oluşturalım. Scope diyelim değişkenimize aynen. Şurada React JS diyelim. Bakın global değişkenime ben ulaşabilirim. Her türlü ulaşırım. Bakın ben burada scope diyeyim. Bakın React JS yaz. Aynı zamanda global bir değişken olduğu için ben buna burada da ulaşabilirim. Yani nerede? Fonksiyonların içerisinde de ulaşabilirim. Mesela şöyle diyelim. Şimdi test fonksiyonunda ben scope'u çağırıp yazdıracağım document write'da. Tabii burada testi ilk önce çağırmam gerekiyor. Çağırmadığım için çalışmadı. Fonksiyonu çağırıyorum. Bakın yaz. Görüyor musunuz? Ben global, küresel bir değişkene fonksiyonumun içerisinden de dışarısından da ulaşabilirim. Bunu göstermekti amacım. Hemen şöyle burada da olabildiğini göstereyim ben size. Alert diyelim. Alert scope. Bakın gördünüz mü? Scope fonksiyonumda da ben buna erişebildim. Test fonksiyonumda da global bir değişken olduğu için her yerden erişilebilir.
Global bir değişkenin genel kapsamı vardır. Bir web sayfasındaki tüm komut dosyaları ve fonksiyonlar ona erişebilir. Az önce hem komut dosyasından gösterdim, hem fonksiyonların ona erişilebildiğini gösterdim. Tekrar göstereyim, bakın. Scope adlı fonksiyonumun ulaşması gerçekleşti. Sonra ne oldu? Bakın, hem buradan ulaştım hem de Document Write ile Test fonksiyonu ulaştı. Bu yüzden iki kez React.js'e yaz. Her yerden ulaşılabiliyor. Bildirim yapılmamış bir değişkene bir değer atarsanız otomatik olarak global bir değişken olur. Ne demek istiyor bu? Hemen ne demek istediğini anlatalım. Şunu sileyim. Diyor ki kardeşim sen burada şu var kelimesini kullanmazsan, bildirim yapmazsan, sadece name dersen fonksiyonun içerisinde bildirim yapmadığın için artık bunun global bir değişken olduğunu varsayacaktır. Hemen bakalım hakikaten öyle mi? Name'e ulaşabilecek miyim? Bakın Node.js'e ulaştım. Gördünüz mü? Tekrardan bildirim yaparsam ulaşabilecek miyim? Hayır. Niçin ön belleğe alıyor anlamıyorum. Evet, almadı. Fakat şurada bildirim yapmazsam ilk önce bildirimli halini şey yapalım. Name 2 diyelim buraya. Farkı görmeniz için. Şuraya name 2 diyorum. Çalıştıracak mı? Hayır, çalıştırmadı. Fakat ben burada bildirim yapmazsam, where anahtar sözcüğünü, variable'ı kullanmazsam artık bu global bir değişken olarak kabul edilecek. Bakalım yazdıracak. Gördüğünüz gibi Angular.js'e yaz. Burada kastedilen budur. Diyor ki mecbur kalmadığınız sürece global değişkenler oluşturmayın. Evet, global olarak siz bir değişkene ulaşabiliyorsanız başkaları da ulaşır. Mantık budur. Yazılımda global değişkenlerde diğer yazılım dillerinden de kaçınılır. Sadece buradan değil. Çünkü kötü niyetli insanlar sitenizde hoş olmayan şeyler yapmaya kalkışabilir. Bu yüzden global değişkenlerden olabildiğinizce kaçınmanız gerekir. Bir JavaScript değişkeni ömrü bildirildiğinde başlar. Şöyle bildirildiğinde başlıyor. Fonksiyon tamamlandığında siliniyor lokal değişken. Name bu fonksiyon tamamlandığında siliniyor. Bir web tarayıcısında tarayıcı penceresini veya sekmesini kapattığınızda global değişkenler silinir ancak aynı pencereye yüklenen yeni sayfalar için kullanılabilir kalır. Bunu unutmuyorsunuz. Fonksiyon parametreleri fonksiyonlar içindeki lokal değişkenlerdir. Yani diyor ki sen burada örneğin parametre 1 ya da parametre 2 girdin. İki tane parametre girdin. Şurada. Diyor ki bunlar aslında lokal değişkenlerindir senin. Sadece fonksiyonun içerisinde ulaşabilirsin. Hemen gösterelim. Diyor ki sen gelip bu parametre 1'e dışarıdan ulaşmaya çalışma. Bu hatalı bir hareket olur diyor. Şöyle bir şey olamaz diyor. Gerçekten de haklı. Başka ne gösterebilirim size? Şimdi şunu bir altında çalıştıralım. Şuraya Vue.js diyelim. Siz geldiniz. Burada scope değişkenini kullanmaya çalıştınız. Bakalım ne diyecek? Undefined hatası verdi. Niçin undefined hatası verdi? Çünkü tanımsız. Şu an bildirilmedi. Yukarıdan aşağıya doğru derlenir JavaScript yazılımınız tarayıcıda. Bu yüzden bunu gelip muhakkak yukarıda yapmak zorundasınız. Yoksa undefined hatası alacaksınız. Evet, bu şekilde bu dersimizin de sonuna geldik. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.